İşte Türkiye'nin umudu. Merhaba Alpin, merhaba. Dediler ki bana, Artvin'de birazcık işler kötü. Dedim ki hele bir gidip bakalım, hele bir bakalım. Şu güzelliğe bak, şu kalabalığa bak, şu Artvin'in inancına bak. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Alnı açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevdası olan güzel Artvin'in yiğit, mert insanları, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime öncelikle dört büyük teşekkürle başlamak istiyorum. Ardanuç, Şavşat, Hopa ve Kemalpaşa'nın mevcut belediye başkanlarımız bir bayrak devir teslimi yapıyorlar. Bugüne kadar ellerindeki Cumhuriyet bayrağını, Çağdaşlık bayrağını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bayrağını ve Şanlı Türk bayrağını sizden aldıkları görev, yetki, vazifeyle onurla taşıdılar. Hızla koştular. Bugün dört yeni arkadaşının eline veriyorlar ve onların arkasında sımsıkı duruyorlar. İşte partililik budur. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. Yeni aday olan, ön seçimlerden çıkan, mütabakatla çıkan ya da mevcut görevlerine devam eden başkanlarımız her birisi ayrı ayrı bizim için kıymetli. Ayrıca Yusuf elinde kardeşimin adı, eczanemin adı, barışımız var. Hikayesi yarım kaldı. Onu da halletmeye geldik inşallah. Bu Çiveli Ercani bizim Ercan demek mi? Bizim Yunus Emre Hoca da hep öyle diyor, Çiveli Ercani diye. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Artvin Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir kale. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partililerin kalesi değil. Bu memlekette yaşayanlar, istisnaları, bu memlekete de yakışmayan bazı ifadeleri, bazı kişileri bir kenara bırak. Bu memleket vatanını, milletini seven, Atatürk'üne, Atatürk'ün emanetine sahip çıkan, havası gibi duruşu hem sert hem mert, son derece tavizsiz ve son derece sıcakkanlı insanlardan oluşuyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Artvin'deki varlığı aslında Artvin'in baba ocağına sahip çıkması demektir. Öyle ya, herkes baba ocağına doğar. Büyür, kimi baba ocağında durur. Bu arkamdaki arkadaşlar bu baba ocağının çorbasını kaynatan, bacası tütsün diye odun çeken arkadaşlardır. Kimi büyüğüne gider, kimi küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün zora düşersem baba ocağında çorba kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Kim gelirse baba ocağına, kapı ardına kadar açıktır, yeri baş köşedir. Zira bu baba ocağının tapusu ne bendedir ne Kemal Bey'de vardı. Allah gani gani rahmet eylesin, Ecevit'te de yoktu, İnönü'de de. Bu baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden bir şehirde Cumhuriyet Halk Partili bir adaya oy vermek sadece bir parti tercih etmek değil. Cumhuriyet Halk Partisi ki Atatürk iki büyük eserim var, biri Cumhuriyetse biri Cumhuriyet Halk Partisi demiştir.
dedenizin, babanızın partisidir. Geçmişte ne olmuş, ne bitmiş ayrıdır. Ama Artvinlilere baba ocağına sahip çıkmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmak yakışır. Geçtiğimiz dönem Artvin çok önemli bir tercihle çok önemli bir başarı gösterdi. Sevgili Uğur Bayrak tutana ilk tebrik telefonunu açmıştım. Çok önemli bir başarıydı yerel seçimlerde. Merkezde de aday gösterdik, teveccüh gösterdiniz, adayımızı seçtiniz. Görev yaptı, çalıştı. Ancak en önemlisi biz bir adayın yeniden adaylaşıp adaylaşmamasına memnuniyet anketleriyle bakacağız dedik. Bir anket gördük, beğenmedik, inanmadık, bir daha baktık. Buraya ekipler yolladık. Sorduk, soruşturduk. Dediler, biraz yorgunluk var, halkta biraz kırgınlık var. Yeni bir enerjiye, yeni bir nefese ihtiyaç var. Ricada bulunduk. Dedik ki, tercihi siz yapın. Siz karar verin, siz kaldırın elini. Hangi adayı seçeceksek, baba evinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde çalkantı yaratmayalım. Ben eski dosttan düşman olmaz. Eski partilime kötü söz söylemem. Ama parti aday yapınca çok iyi de aday yapmayınca ki anketler elimizde o zaman bir başka tercihte bulunmak hani biraz önce konuştum biraz önce dedim Ardanuç'ta, Şavşat'ta, Hopa'da, Kemalpaşa'da adayların arkasında adaydan çok duran başkanlar varken biz burada da benzer bir davranışı beklerdik. Bunu bu parti hak ederdi. Olmadı. Ama olmadı derken bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi gider. O gidişin peşinden partiden hatırı sayılır veya bir miktar veya birazcık bile gidiş olsa dersin ki acaba yanlış mı yaptık? Ama görüyorum ki giden gidiyor ama Cumhuriyet Halk Partililer altı okun arkasında, partisinin arkasında ve Artvin'de bir kaybın ne demek olduğunu bildikleri için kaya gibi duyuyorsunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yıllar geçecek, gidenler gittiğiyle kalacak ama tarih Atatürk'ün evinden gidenleri değil, her şartta burada kalanları ve ona sahip çıkanları yazacak. O yüzden Artvin seçimi şimdi daha önemli ve size emanet bir durum var. Seçime kadar kafası karışan, bu olanları bilmeyen, isme bakan, yanlış yapacak olan, sonra pişman olacak olan kim varsa sizlere emanettir. Gidin, koluna girin, doğrusunu anlatın, süreci paylaşın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmaları için ne yapmaları gerektiğini satır satır anlatın. Kararsızı siz bilirsiniz. Siyasete uzak olanı siz bilirsiniz. Acaba sandığa gitmeyeceğim mi diyen varsa onu da siz bilirsiniz ve onu siz ikna edersiniz. Ben bu konuda sadece ve sadece sizlere, Artvin'i sevenlere, ülkesini sevenlere, partisini sevenlere güveniyorum. Şimdi Artvin'e gelince tabii Artvin'de önemli bir mevzu var. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin en çok şikayet ettiği husus özellikle kadın seçmenin evlatlarının iyi eğitim almadığı hususu. Türkiye'de %27 AK Partili kadın seçmen çocuğum iyi eğitim alıyor diyor.
Bu oran Artvin'de %15'e düşmüş. %85 eğitimden memnun değil. Ve rakamlara da maalesef yansıyor. 81 il içinde eğitimdeki başarı açısından Artvin'in durumu nasıl oluyorsa en sondan bir önceki yerde yer alıyor. Artvin'de büyük bir eğitim, büyük bir öğretim ve büyük bir eğitimden memnuniyetsizlik sorunu var. Biz bir profil araştırması olarak baktığımızda Artvin okuyan nüfusuyla, Cumhuriyet'in değerlerine bağlılığıyla, kültür düzeyiyle bu sonucun hiç olmaması gereken bir noktada. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi Artvin'de belediye başkan adayı olarak gösterdiği Sayın Bilgehan Erdem'in, hocamız Bilgehan Erdem'in bu konuyu en öncelikli meselesi yapacağına, bu konuda bir yerel yönetim ne yapabiliyorsa onun çok daha ötesinde inisiyatif alacağına ve Artvin'in beklentisine Bilgehan Hoca'nın iyi geleceğine yürekten inanıyorum. Şimdi hocanın yapacak çok işi var. Onları ayrı ayrı konuşuruz. Ama hoca Artvin'in eğitiminde, öğretiminde, genç çocuklar için kreşte, gençler için halk dershanelerinde ya da çocuklarımızın yurt içi, yurt dışı yaz kampında, kış kampında nasıl bir proje geliştirirse, bakın hocanın iki omzu var. Hocanın bu sağ omzunda bundan sonra Mansur Yavaş'ın eli olacak. Size söz veriyorum. Hocanın sol omzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Söz veriyorum. Kardeşim, hoca önemli işler yapacak. Sağında Mansur Bey, solunda Ekrem Bey. Sen neredesin? Aha da tam arkasındayım böyle. Arkasındayım. Mustafa Erdem Hoca, Bilgehan Erdem Hoca göreve gelecek. O zaman bak, size şunu söyleyeyim. İlk projeyi açıklıyorum. Ben Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısı seçildim. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde konuştum. Hem Alman Başbakanı Olaf Scholz'la hem partinin Klinsberg'le, genel başkanıyla konuştum. Dedim ki gençlik örgütlerimiz öğrenci değişimi organize etsin. Siz Türkiye'nin en güzel yerlerine öğrencilerinizi yollayın. Biz de Almanya'nın en güzel yerlerine yazın ve kış tatillerinde öğrenci değişimi yapalım. Bilgehan Hoca'nın kontrolünde buranın gençleri, öğrencileri Almanya'dan başlayarak dünyanın neresinde siyasi akrabalarımız varsa bir kültür ve eğitim programı için çalışacaklar. Arkalarında bu sözü başka şehirde vermedim. Genel Başkanınız Özgür Özel duracak. Söz veriyorum. Artvin'in bu eğitim, öğretim meselesindeki hak etmediği yerden çıkarana kadar ama halk dershaneleriyle Cumhuriyet Halk Partili gönüllü öğretmenler, emekli öğretmenleri seferber ederek ama uzaktan eğitim modülleriyle Bilgehan Hoca Artvin'in eğitim sorununa nasıl bir reçete yazıyorsa sonuna kadar arkasındayım, hepinizin arkanızdayım. Söz veriyorum. Bir başka mesele, ben hocanın maden meselesindeki duruşunu çok yakından takip ettim, çok takdir ettim. Sevgili Uğur Bayrak tutan il yönetimimiz, ilçe yönetimlerimiz Cerrahtepe konusunda önemli bir mücadele verdiler. Ben maden işini, madencilik işini bilirim. Aslında o mücadele o kadar önemli bir noktaya geldi ki, bakın, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ve çevrecilerin tutumu olmasaydı Cerattepe'de altın madeni çıkarılırken açık liç uygulaması olacaktı. Aynı İliç'teki gibi. Şu anda kapalı madencilik var. Aşağıda emekçiler çalışıyor. Yukarıda nakliyeciler içinde cevher olan çıkan toprağa ulaştırıyorlar ve şu anda burada siyanür yoksa bu mücadelenin sonucunda yok. Ama bu para, bu maden bambaşka bir niyet içinde. Hepiniz biliyorsunuz. Bu maden açık ocağa dönüştürülmek isteniyor. Açık ocak olunca ne olur söyleyeyim. Bir, madende iki asgari ücretli istihdam kapalı ocakta var, açıkta yok. İki, açık ocakta zaten madenci yok, dozerci var. Dozerle alıyor, bir tarafa yığıyor. Üç, bir yere götürmek yok, nakliye yok. Oluşan yığının üstüne geliyorlar, siyanürü döküyorlar. Aşağıdan altını toplayıp gidiyorlar, siyanürle, arsenikle sizi, suyunuzu baş başa bırakıyorlar. Şimdi AK Parti belediye başkan adayı arıyor. Artvin'de yaşayanların şansı yok. Ankara'da kriter koymuşlar. Artvin'e kökü Artvinli birini koyun. Ama Artvin'de soyu, sopu, evladı, torunu, dedesi, ninesi olmasın. Niye? Artvin'e ihanet edecek birisi Artvin'de yaşıyor olamaz. Açık ocağa dönüştürmeye onay verecek, set çekmeyecek birinin evrak üstünde Artvinli ama çocuklarının, ailesinin başka bir yerde olması lazım. Bugün AK Parti'nin Artvin'e koyduğu belediye başkanını ve koymadığı aday adaylarını bir de böyle düşünsün Artvinliler. Birileri Artvin'e Artvin'in ipini çekmeye geliyor. Peki hoca olursa ne olur? Hoca olursa bugüne kadarki tutumu neyse o olur. Biz olursak kimse işsiz kalmaz. Kimse açsız kalmaz. Kimsenin düzeni bozulmaz. Ama kimsenin de gelip Artvin'e siyanürlü su içirmesine, Artvin'i perişan etmesine, asit yağmurları yağmasına asla izin vermeyiz. Biz buradayız, hoca burada. Çoluğunu çocuğunu düşünen Bilgehan Hoca'nın arkasında duracak. Artvin'in geleceğini düşünen Bilgehan Hoca'nın arkasında duracak. Kağıt üzerinde Artvinli olup dışarıdan ithal adaylarla Artvin'in başına bela getirmeye ya da öyle bir belanın gelmesi için oyları bölmeye, Artvin'e ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu böyle bilinsin. Şimdi tabii bir Faruk Çelik gerçeği var. Artvinli mi, Burtvinli mi, Şanlıurfalı mı, her taraflı. O da geldi dışarıdan burada. Adayları geldi dışarıdan burada. Vali gibi geliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bir de çıkmışlar. Mustafa Kemal Paşa'da mıydı? Bizim vatandaşımızı Kemal Paşa'da vatandaşımızı tehdit ediyorlar. Diyor ki eğer diyor bize oyu vermezsen size hizmet gelmez diyor. Sen Artvinli olsan, sen gerçekten Artvinli olsan yüz yüzden utanır. İnsan insandan utanır. İnsan kendi hemşehrisini tehdit etmekten utanır. Ben Manisalıyım. Manisa'da belediye seçimlerinde yarışıyoruz. Seçim bitiyor. Seçilen bütün belediye başkanlarını arıyorum. Benim yapacağım ne varsa. Ama MHP'li ama AKP'li. Kendi memleketim için olacağı için artık siz benim gözümde partinizin değil, şehrimizin belediye başkanısınız.
Hepimizin belediye başkanlarısınız diyorum. Büyük şehirlerimizden bir katkı olacaksa buradayız. Ankara'da yapacak bir şeyim varsa buradayım diyorum. Hatta diyorum başkanım bir şey istersin. Sizinkiler yapmaz. Sen söyleyemezsin. Söyle ben eleştiririm, işini gördürtürüm diyorum. Ama bu gelmiş Kemalpaşa'da Artvinlileri tehdit ediyor. Oy vermezsen hizmet yok diye. Hadi canım sen de. Artvin'in havasında, Artvin'in insanlarının yüreğinde senin tehdidine boyun eğecek birini görüyor musun burada? Yazıklar olsun sana. Bir yandan tabii Artvin'e gelince emekliden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz emekli meselesiyle özel ilgileniyorum. Artvin'de 42 bin emekli var, 44 bin çalışan var. Neredeyse başa baş. İlk başlarda çıktım, emekli konusunu anlatıyorum. Meydanlara bakıyoruz. Emekliler var ama yeteri kadar yok. Olsa da sesleri yok. Çağrı yaptım. Gelin dedim. Birlikte olalım. Birlikte mücadele edelim. Hakkınızı birlikte alalım. Emekliler sesimi duymaya, seslerini duyurmaya, meydanlara koşmaya başladılar. Sonra bütün siyasi liderler emekli konuşmaya başladılar. Gazeteler emekli manşeti atmaya, televizyonlar emeklinin durumunu konuşmaya başladılar. Şimdi Artvin'den sesleniyorum. Emekliler bir el kaldırsın da görün. Hepsi burada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kaç para alıyorsunuz? Türkiye'nin her yanında Sayın İl Başkanım, bu Türkiye'nin en büyük korosu, emekli korosu. Türkiye'nin en acıklı türküsünü çağırıyorlar. 10 bin lira türküsü. Niye? Çünkü iktidar 3 Kasım 2002'de geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Öyle mi? Hiç size ilişmeseler, hiç dokunmasalar, düzeninizi bozmasalar bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. Ama kaç para alıyoruz? 10 bin lira. Geldikleri gün en düşük emekli maaşı şu çarşıdaki kuyumcudan 8 tane çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın almıyor. Geldikleri günden bugüne 5,5 çeyrek altın kayıp var. Allah için düşünün. Bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse bütün Artvin'i dört dolaşır. Benim altın nerede kayboldu diye. Öyle mi? Bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir altın değil, 5,5 altın kaybediyor. Sadece bu iktidarın yaptıklarından dolayı. Peki o altını arayacak mısınız? Nerede kaybettiyseniz orada bulunur bir şey. Siz bunu bir seçim sandığında kaybettiniz. İlk seçim sandığında hep beraber bulacağız o altınları. Bir başka hesabı var bu işin. Yeri gelmişken hem adını analım hem buradan bir selam yollayalım. Emekliler bayram ikramiyesi alıyor değil mi? Kimin sayesinde? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2015 7 Haziran'da Kemal Bey dedi ki ben her emekliye 2 bayramda birer ikramiye vereceğim. Dediler veremezsin. 7 Haziran'da seçimi kaybettiler. 1 Kasım gelirken biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 yıl kulaklarının üstüne yatıp 6 ikramiyenizi söz verdikleri halde ödemediler. 2018'de biz bir maaş diyorduk, 1000 lira verdiler. Biz beğenmedik, itiraz ettik. O beğenmediğimiz 1000 lira
O gün kıyma 42 lira, 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo. Şimdi 2 Nisan 4 Nisan arası emekli ikramiyeleri yatacak. 3'er bin lira. 5 bekleniyordu 3. Al 3 bin lirayı git kasaba, 6 kilo dana kıyma. 24 kilo nerede? 6 kilo nerede? Ramazan mübarek gündeyiz. Allah Ramazan'ınızı mübarek etsin. Tuttuğunuz oruçları kabul etsin. 30 iftar, 30 sahur, sonra bayram sofrası. 18 kilo kıyma. İftarınızdan, sahurunuzdan, bayram sofranızdan. Evladınızın, torununuzun kursağından, sizin lokmanızdan eksik edilmiştir. Bugün insanlar birbirini iftarda ağırlamak en önemli gelenektir. İnsanlar korkuyor biri beni iftara çağırırsa diye. Çağırırsa onun da onu çağırması lazım. Bir iftar sofrası 1000 lira. Sadece altı yılda sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan 18 kilo kıymayı eksik ettiler. Böyle bir haksızlığa Türkiye'de, bırakın dünyada, uğrayan başka bir grup yok. Ama siz yalnız değilsiniz. Tam 16,5 milyon kişisiniz. Siz ailelerinizle, yakınlarınızla isterseniz her şeyi değiştirirsiniz. Diyorum ki emekliye emekli kart verelim. Elektrik, su, telefon indirim yapalım. 7'şer bin lira seyyanen zam uygulayalım. Diyor ki para yok. Ne kadar paraya ihtiyaç var bunun için? 700 milyara yakın, 690 milyar. Para yok diyor. Öbür tarafta İliç'teki madenin vergi borcu varmış, silmiş 222 milyon. Beşli çeteye, saray müteahhitine, geçiş garantisine derken 2024'te vazgeçtiği vergiler toplamı size verilecek para kadar. Yani beşli çeteye var, emekliye yok. Yani saray müteahhitine var, İliç'teki altın şirketine var, emekliye yok. Yazlık saraya var, kışlık saraya var, uçan saraya var, yüzen saraya var, 1500 odalı saraya var, emekliye gelince yok. Kusura bakma Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta emekliden de sana oy yok. İşte bu kadar. Umudunu şuna bağlamış. Geçen gün soruyorum. O böyle yapıyor. Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok diyorsunuz ya. Yok diyorsunuz. Montaj yapmışlar. Var diyorlar. Diyor ki Özgür Özel sordu. İşte Antalya'daki emekliler oy vereceğini söyledi. O yüzden oy vermeyecekseniz elinizle gösterin, A Haber görsün. İndirelim elleri, ses veriyoruz. Emekliye para yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Oy vermeyecekler elini kaldırsın. Oy verecek emekli varsa arar da bulursun. Şimdi bir başka husus, tabii ki hayvancılık. Hayvancılıkta 2023 yılında 34 bin ton et ithal etmişler. Bu Artvin'e yapılabilecek en büyük kötülük. 2024'te 600 bin baş sığır getireceklermiş. Artvin'e yapılabilecek en büyük kötülük. Et fiyatlarında %90 artış var. Ancak hayvancılıkla uğraşanın bıçak kemiğe dayanmış noktada. Ve bir tarım ülkesi olmamıza rağmen tarım ve hayvancılığa %1 sağlanacak destek kanun gereği 284 milyarken bunun 264 milyarken bunun sadece 85 milyarını verip 170 milyarını da kur korumalı mevduata verenler, bu parayı
geçiş garantili köprüye verenler hepinizin ihtiyacı olan refah seviyesini bugünkü noktaya kadar getirdiler. Sarp sınır kapısının yarattığı sorunu biliyoruz. Bu konuda hükümetin yapması gereken işler var. Dış politikada atılması gereken adımlar var. İkinci bir sınır kapısıyla ilgili, Muratlı sınır kapısıyla ilgili beklentiler var. Daha dün kuyrukta olan 1317 tırın durumu ortada. Bu konuda belediye başkanlarımız üzerine düşeni yapacaklar, gayret edecekler. Ancak bu yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Şavşat yolundaki heyelan tehlikesinden, Borçka'daki yol tünel beklentisi ve yaşanan ızdıraptan geciken bu yatırımların hepsinden haberdarız. Bir yandan bayram geliyor. Bayramda öğrenciniz var dışarıda, yakınlarınız var dışarıda. Bursa'dan, İstanbul'dan buraya ulaşmak normalde 600-700 lirayken bilet fiyatları bayram için olduğunda 1500-1600 liraya çıktı. Tayyip Bey'in 3 çocuk yap deyip de onu dinleyenler ailecek bayrama gelip gitseler 16 bin liraya mal oluyor otobüs paraları. Bu sıkıntıların hepsi geçen Mayıs ayında verin oyu düşürelim mazotu düşürelim dövizi diyenler önce 4 bin liralık mazotu 19 yapmıştı. Düşüreceğiz dediler bugün 43 lira oldu. İğneden ipliğe her şeye zam gelen bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki süreçte artık hep beraber bu sorunları çözmek için bu iktidara bir dur demeliyiz. Burası elbette bir yerel seçim. Adaylar burada. Hepsini tanıyoruz, biliyoruz, seviyoruz, güveniyoruz. Ancak AK Partili de olsan, MHP'li de olsan şu hissiyatı yaratmaman lazım. Ya emekliyi bu kadar zora koydum, yine oyunu aldım. Hayvancılık bitti ama yukarı köylerden oylar geldi. Efendim, siftahsız esnaf borcunu ödeyemiyor ama oyunu esirgemiyor. Ben bir taraftan bu kadar işsizlik yarattım, bu kadar memnuniyetsizlik yarattım ama oylara gelince yine oyları topladım derseler 1 Nisan günü yapacak bir şey yok. Çünkü artık 3 sene, 4 sene seçim yok. 1 Nisan'dan bir gün sonra dövünmek de olmaz ama bir gün önce 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sarı kartı gösterin. Kırmızı ışığı yakın. Artık emeklinin sesini duyun. Emekçinin sesini duyun. Hayvancılıkla uğraşanın sesini duyun. Esnafın sesini duyun. Ve artık bizim sesimizi duyun. Yoksa biz yokuz demenin zamanı geldi. Bunu demeyenlerin bundan sonra acı reçeteyi içeceğinden, bundan sonra kemeri yine bizlerin sıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir yanda Tayyip Bey'in yıllar önce söz verip de o zaman 80 bin kişiyken şimdi atamadığı 1 milyon öğretmen var. Var mı burada ailesinde atanmayan öğretmenler? Dünya kadar. Bu öğretmenlere mülakatsız atama sözü verdiler. Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Bu sene kimseyi almayacağız diye. Seçimden önce mülakatı kaldıracağız dediler. Kaldırmadılar. Staj mağdurlarını, çıraklık mağdurlarını emekli etmediler. Bir yandan işçi emeklisi 7200 günle, kadınlar 500 günle emekli olabilirken Bağkur'a 9000 günü dayattılar, çözeceğiz dediler, çözmediler. Toplumda kimin derdi varsa,
1 Nisan'dan sonra bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi sizlerin verdiğiniz güçle, destekle kim eziliyorsa ezilenin yanındadır. Kimseyi karınca gibi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi vardır. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sözün özü, bu seçimde bir tarafta birbirine tutunan, ayakta kalmaya çalışan, korkuyu örgütleyen, güzel söz söylemeyen, tehdit eden, şantaj yapan, depremzedelere bile tehdit yapan, Kemalpaşa'da kendi hemşehrilerini hizmet getirmemekle tehdit eden bir korku ittifakı var. O ittifakın adı Cumhur İttifakı. O ittifaktan ayrılan bir parti oldu. Bakın bizden de oldu. Ne diyoruz biz? Canınız sağ olsun. Orada geçen Mayıs'ta birlikte olduğu Yeniden Refah ayrıldı. Necmettin Hoca'nın oğlu o. Ayrılınca ayrılana kadar iyiydi. Şimdi diyor ki ilk cambazı bu. Diyor ki zübük bu. Diyor ki dolandırıcı bu. Diyor ki bunlardan hayır gelmez. Bakın eski dosttan düşman olmaz. Dün öptüğü yüzü bugün tükerenden, dün met ettiğine bugün küfredenden, dün yol yürüdüğünü bugün iftira atandan, FETÖ'cü diyenden, o diyenden, bu diyenden bir şey olmaz. Biz dostumuzu biliriz, eski dostu düşman etmeyiz. Biz Artvin'de geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de sosyal demokratların oylarını isteriz. Milliyetçi demokratların oylarını isteriz. Muhafazakar demokratların, haramdan, yalandan korkan, bunların geldiği yerden geri çekilenlerin oylarını isteriz. Biz Artvin'de insan ayırmayız. Seçildikten sonra belediyenin kapılarını her görüşten Artvinli'ye açarız. Biz bundan sonraki dönemde Artvin'e hizmet etmek isteriz. Bu süreçte eğer iktidar değişir de buraya Allah göstermesin açık madene izin verecekler. Allah göstermesin Artvin'i ranta açacaklar. Gelirse biz bundan endişe ederiz. Bunun için Artvin'de bizim ittifakımızın adı Artvin İttifakı'dır. Türkiye'de Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı'nda kim vardır? Milli takım gol atınca kim ayağa fırlıyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Filenin sultanları dünya şampiyonu olunca, İstiklal Marşı okunurken filenin sultanları ile birlikte kim gözyaşı döküyorsa, kim gırtlağa düğümlenip İstiklal Marşı okuyorsa Türkiye İttifakı'nda bizimle beraberdir. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır ve hepimizin bildiği o güzel renklerdir. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Bilgihan Erdem kazanacak, Artvin kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Siz kazanacaksınız, biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Artvin'de Bilgehan Başkan'a, ilçelerimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın partisi, Altı Okum Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına desteklerinizi bekliyorum. Onları sizlere emanet ediyorum. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Bu seçimi kazanın, Artvin'in yüzünü güldürün. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve adaylarımızla birlikte coşkuyla selamlıyoruz. Türkiye'nin umudu, Artvin'in umudu, Artvin için tam zamanı diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İşte Artvin, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Evet, şöyle bayrakları görelim. Evet, güzel bir selfie olsun. Çok teşekkür ediyoruz.